Cemil Paşa Konağı'nda Genç Şefler Yarışıyor yarışmasıyla ilgili Dicle Üniversitesi'nden hocamız Cüneyt Ateş'ten bilgi alacağız. Hocam, bu yarışma hakkında sizden kısaca bir bilgi alalım. Şimdi son zamanlarda Diyarbakır'ın coğrafi işaret sayısı arttı ama bizim bunları ticarileştirmemiz ve insanlara öğretmemiz gerekiyor. Bizim de yaklaşık 220 öğrencimiz var. 220 aşçılık öğrencisi arasında yarışma yapmaya karar verdik. Hepsini yarıştırdık. Eleme usulüyle 30'a kadar indirdik. O 30 kişiyi tekrar yarıştırıp 10 finaliste kadar indirdik. Şimdi bugün ise 10 finalist yarışmacımız, daha doğrusu öğrencimiz, Diyarbakır'ın coğrafi işaretli yemeklerini jüriye sergileyip birinci olmak için savaşacaklar. Peki hocam, biraz kısaca sizden Diyarbakır'ın yöresel yemekleri hakkında da bilgi alalım. Ya, Diyarbakır'ın yöresel yemekleri genelde tencere yemekleri olduğu için biz yarışmada tencere yemeklerine yöneldik. İnsanlar genelde ızgara tarzı şeyleri biliyorlar. Diyarbakır ciğer kebabıyla ön plana çıkıyor ama tam tersi, bizim yemek kültürümüz açık ateş üzerinde, tencere içinde pişen yemekler. Yani bunun farklı örnekleri var. Mesela meftunemiz var. Meftunenin 6 çeşidi var. Her 2 ayda bir meftune çeşidi yapılabiliyor. O yüzden öğrencilerimizden de bir tanesi finalist olarak yine meftunenin orijinali olan kabak meftunesiyle yarışacak. Peki yarışmada başka hangi yemekler yarışıyor? Yarışmada meftunemiz var, ayvalı kavurmamız var, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazmış olduğu maslavamız var. Daha sonra içli köfte, dolma, bunlar bilinenler. Ama bilinmeyen dediğim gibi maslava, gebol, meftune çeşitleri. Çok farklı yemek çeşitlerimiz var. Hatta bazıları elendi çünkü pişirme tekniklerinde sorun yaşandı. Mesela benim bir öğrencim yine coğrafi işaretli dalak dolması yaptı. Sadece pişirme tekniğini biraz farklı uyguladığı için olmadı ama diğer yemekler ben de gözlemlediğim kadarıyla çok iyiydi. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim, sağ olun.